Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Kocanın ülke genelinde tedbirlere, yasaklara, kurallara uymamız gerekmekte. Vaka sayıları hala daha tedirginlik edici seviyede açıklamalarından sonra bazı illerdeki ilçelerde köylere, mahallelere yasak karantina işlemleri gelmeye devam etmekte. Giresun'un Görele ilçesi Çiftlik Köyü artan COVID-19 vakaları nedeniyle Görele Kaymakamlığı Umumi Hıfzı Sıfa Kurulu kararıyla yeni alan karar doğrultusunda Çiftlik Köyü'nde COVID-19 tanılı konulan yaklaşık 20 kişi tedavi alındı. Şu anda 4 kişi hastanede tedaviye alındı denilen Açıklamada tespit edilen koronavirüs vakaları ve temasları nedeniyle çiftlik köyü Görele Kaymakamlı Umumi Hıfzı Sıfva Kurulu kararı ile 14 gün boyunca karantinaya alınmıştır açıklaması geldi. Kütahya'nın Altındaş ilçesi Üçhöyük köyünde de aynı şekilde vaka sayılarının ondan fazla bir günde artmasından dolayı karantina işleminin başlatıldığı dile getirildi Kütahya Altındaş. İlçe İl Hıfzı Zıfra Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Yusuf İzzettin Köyü Pompalar Mahallesi Aydınlık mevkiinde meydana gelen Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle karantina işleminin başlatıldığı dile getirildi. Osmaniye Kadirli ilçesi Yusuf İzzettin Köyü Pompalar Mahallesi Aydınlık mevkiinde meydana gelen pozitif vaka sayılarındaki artış nedeniyle Kadirli Kaymakamlı İlçi Hıfzı Sıfva kurulunca alınan karar doğrultusunda 14 gün boyunca karantina işleminin başlatıldığı dile getirildi. Bu 3 ilde 3 ilçede köylerde yaşanan son karantina işlemleri Kaymakamlıklar tarafından bu şekilde açıklanmış oldu. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Peki sizce bu alınan il bazında, ilçe bazında köylere getirilen yasaklarla, sokağa çıkma yasaklarıyla koronavirüsle mücadelede istediğimiz sonuçları elde edebilir miyiz? Yoksa ülke geneli bu son dönemde artan vakaları önlemek amacıyla genel bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmeli mi? Genel bir yasak uygulanmalı mı? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.